Evet değerli derzanlar, bu akşam ciddi anlamda heyecanlıyım. Sağ olun, var olun, hakkınızı nasıl ödeyeceğiz bilemiyorum. Allah razı olsun. Gece demediniz, gündüz demediniz, bizlerle beraber yollara düştünüz. İnşallah şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Sağ olun gençler, Allah razı olsun. Evet, biz ne dedik? Dün gelmedik, yarın gitmeyeceğiz dedik. Bunu sadece laf olsun diye söylemedik. Bunun içinde her şey, işte bütün derzler için düşündüğümüz her şey bu cümlenin içinde yatıyor. Biz beldemizin sorunlarını gayet yakından biliyoruz. Gerçek sorunlarımızı tespit ettik ve gerçek sorunlarımıza gerçek çözümler üretiyoruz. Evet değerli terzanlar, bizim dönemimizde şöyle kısaca bir bahsetmek istiyorum. Bizim dönemimizde artık belediye tam olarak belediyecilik görevini yerine getirecek. Kişilere hizmet etmeyecek. Hepimize ortak değerlerimiz için hizmet edecek. Bizim dönemimizde belediye adaletli olacak. Bakın neden bahsediyorlar? KPSS kursundan bahsediyorlar. Biz de dedik ki KPSS kursuna evet gençlerimiz için hayırlı olacaksa biz de evet diyoruz dedik. Ama bizim sorunumuz 70 puan 80 puan almak değil. Bizim sorunumuz adaletsiz davranılması. 40 puanla 50 puanla insanlar olması. Biz adaletli olacağız. Herkese eşit olacağız. Ben sana ortak yerim. Yüreğimle yerim. Meydan senin. Kalbimi verdim ben. Bakın dargınlık yok, kırgınlık yok diyorlar. Camlara yazdılar. Çok güzel. Her yerde dargınlık yok, kırgınlık yok. İnanın şu anda Terzan'ı herkes biliyor. Terzan tam ikiye bölünmüş durumda. Aynen bıçakla kesilir gibi kesildi. Geçen akşam belediye başkanımız orada bir program yaptı. Mülkiye amidir, amidir, hepimizi davet etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkadaşları geldi, belediye başkanımız geldi. Biz oradaydık. Vatandaş oradaydı. 400 tane sandalye doldu. Erkekler de tamamen ayaktaydı. Fakat bazıları zannetti ki kimse gelmeyecek, kimse dinlemeyecek. Alan boş kalacak, rezil olacaklar. Rezil oldular mı? Olmadılar. Onlar rezil oldu. Evet. Çünkü milletimizi bölmeye çalışıyorlar. Bakın biz şöyle bir projeden bahsettik. Dedik ki biz dedik öğrencilerimize yardım edeceğiz dedik. Ben dedim kendi maaşımdan da fedakarlık yapıyorum dedim. Buna kimse değinmiyor. Tamam güzel bir proje, biz de destekleyelim. Hatta yetmedi. Kaybeden ticari olsa destek versin demiyor. Ama su parası üzerinden, devletin parası üzerinden polemik yapmaya devam ediyorlar. Bu gerçekleri görün arkadaşlar. İşte haşla oynamayın dedik. Arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, insanlarımızı tehdit etmeyin dedik. İnanın seçim bürosunun açılışında direkt kafadan encümen adayları bizi tehdit etti. Dedi ki biz gerekirse TK'ya adam soktursak tehdit ederiz, işlerini çıkarırız dedi. Biz bunlarla mücadele ediyoruz. Allah razı olsun, bu kalabalığı toparlamak kolay değil. Çok baskılı bir dönem yaşıyoruz. İnşallah bu günlerle geçecek. Bu şarkım sana, beni anla sana. Bu şarkım sana, beni. Evet, beldemiz için düşündüğümüz projelere baştan başlıyorum. Şimdi bir yıl önce dedik ki biz toplumsal barış dedik. Ben ilk meydanlara çıktığım zaman, çıkmadan hatta Kurban Bayramı'nda oturduk arkadaşlarımızla beraber. Dedik ki beldemizin en büyük sorunu nedir? Biz beldemizde en büyük sorunu bölünmüşlük gördük. Herkes birbirine kızıyor. Onun için dedik ki önce biz toplumsal barışı sağlayacağız. Bunun için ne yapmamız gerekiyorsa her şeyi yapacağız. Her bir insanımıza eşit mesafede duracağız. 30 Mart'tan sonra parti rozetini çıkarıp tamamen insan odaklı hizmetle yapacağız. Thank you.
toplumsal barışları sadece herkes eşit durmakla olmaz. Mesela burada süre konusu var. Örneğin bu süre konusunda çok güzel bir köver denilen hayırı orada yapabiliriz. Onun haricinde önümüzde bir bahar sezonu var. Çanakkale'de insanlarımızı işte şehitlikleri gezmeye götürebiliriz. Onun haricinde zaman zaman ama dini olarak eğitim içeren ama eğlence içeren bayanlarımıza özel programlar yapacağız. Kalbimi açtım ben sana ortayım. En hassas olduğum konulardan bir tanesi, belki de bu dönem en çok önemsediğim konu bu. Ben kendi maaşımdan 1000 lirasını fedakarlık yaptım, bıraktım diyorum. Bırakamazsın diyorlar, yalan söylüyorsun diyorlar. İşte bak, yüzlerce insanın karşısında söylüyorum, 1000 lirasını bıraktım. Benimle beraber de tabii Tarzan'da iş yapan değerli arkadaşlarımız var. Onlar da dediler ki, abi sen varsa biz de sonuna kadar varız. Ben buradan şunu taahhüt ediyorum arkadaşlar. Çok önemli bir şey bu. En az 2000 lira para toplayacağız. Her ay 20 TL öğrencimize 100 lira ödeme yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Evet, su projemiz. Şimdi Belde de bizler yaşıyoruz. Süme Mahallesi'nde çamurlu akıyor. Kenar Mahallesi'nde su yukarıya çıkmıyor. Zaman zaman kesiliyor. Sorunlarımızı gayet yakından biliyoruz ve çözümlerini araştırdık. Koyaçalar'dan gelen hattı değiştireceğimizi söyledik. Onu değiştireceğiz. Kenar Mahallesi'nin sorununu da çözeceğiz. Suyla ilgili başka yapacağımız şeyler, 68 yaşını geçmiş olan vatandaşlarımızdan su parası almayacağız. Onun yanında engelli vatandaşlarımızdan, gene engelli vatandaşlarımızın ailesine su faturasını yansıtmayacağız. Bir de şöyle bir şey demiştim ben. Şimdi yola çıkarken biz her şeyi hesaplayıp da çıkıyoruz. Öyle kafadan atarak falan çıkmıyoruz. Kaç kilometredir, kaçlık boyu kullanacağız, kepçe sayı kaç saat çalışır, kaç gün yürümeye gider, hepsini hesaplıyoruz. Bunun bedelini çıkardık, 65 bin TL dedik, birileri çıktı dedi ki biz hükümetiz bedava yapacağız. Ben de diyorum ki biz de biliyoruz, su deyince zaten destekleme veriliyor, %50'si veya %100'ünü devlet hibe şeklinde ödeme yapıyor. Ama biz en kötü senaryoyu hazırlayarak da yola çıktık. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Bakın ekranda görüyorsunuz, su deposunda Koyaçalılar arasında 4 kilometrelik bir hattımız var. Şimdi bazılarına sorsam eminim onun Koyaçalıların yerini bile bilmezler. Evet. Dördüncü projemizde Terzihan Belediyesi Şehit Binbaşı Ercan Kurt Göletbaşı Sosyal Tesisleri. Bu da görünüşte baktığınız zaman bayağı bir maliyet olan bir proje. Fakat şehit adına yaptığımız için buna kaymakamlık, valilik veya jandarma bölge komutanlığı gibi kurumlar bu projeye sahip çıkıyor. Hiç sorunumuz yok. En kısa zamanda bu dönemde hemen birinci yılda bu işe başlayacağız ve bitireceğiz inşallah. Evet, şöyle şu şekilde görünüşleri var. Burada bir çay ocağı olacak, kafeteryamız olacak. Onun yanında kendin pişir, kendin ye imkanlar olacak. Gençlerimiz için de açık hava düğün salonumuzu düşündük. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, artık Terzihan güvende olacak. Bir hafta önce bir Terzihan'da bir hırsızlık olayı oldu. Olması da çok normaldir. Böyle giderse de olmaya devam eder. İnşallah bizim zamanımızda biz yapacağız. Bu olayı, bu sorunu çözeceğiz. Sadece hırsızları yakalamak için değil, aynı zamanda caydırıcı etkisi olması için de yapılması gereken acil bir projedir. Derhal hayata geçirilecek. Bu yaz herkes güvende olacak. Hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. Süre Mahallesi'nin en hassas konulardan bir tanesine geldik. Buradaki taş duvar yapım işi. Buna da en kısa zamanda tahmin ediyorum bu yaz bu işi de bitireceğiz. 30 metrelik bir taş duvar işimiz var. Bu taş duvarı yaparken tuvaletleri de yenileyeceğiz. Gömme şeklinde yeni tuvalet.